Ya abla, sen bunun ütülendiğine gerçekten emin misin? Bir dakika Caner ya. Ne oldu yine? Şahikacığım, aynı evde yaşıyoruz diye her şeyi seninle paylaşacak halim yok, değil mi? Hiç merak etmemiştim zaten. Abla ne oluyor ya? Ay Caner. Ya ben de merak ettim. Ya ben yılın iş kadını seçilmiştim ya. Diğer adayları yemeğe davet etmiştim. O zamanlar daha buraya taşınmamıştık. Şimdi nasıl yırtacağımı düşünüyorum. Aman hastalandım de kurtul. Ya en fazla bir hafta erteleyebilirim öyle. Ablacığım o zaman ben sizi sonra ararım de kaybol ortadan. Ne bileyim. Verdiğin akla bak Allah aşkına. Biz buradan çıkıp şirkete geri döndüğümüzde benim o cemiyetteki bütün kadınlara ihtiyacım olacak Caner. Abla sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Ne yapayım yani durum bu. Bilmiyorum düşünüyorum işte. İnanmıyorum herhalde değil mi? Caner saçma mı? Sorma. Şahika. Caner'i kapalı çarşıya yolla. Kalan takılarından birini sat. Arkadaşlarını şık bir restorana götür. Şovunu yap. Bak gördün mü nasıl otomatiğe bağladı? Mücevher satıp yemek mi yiyelim yani? İyi sen bilirsin. Ama zaten satacak bir şeyimiz kalmadı ki. Yani bu kredi borçlarını falan ödemek için buraya gelirken ya her şeyi sattık savdık. Caner'cim ablan asla her şeyini satmaz. Yani birkaç parça bir şeyim kalmıştı evet. Gördün mü bak ablanı senden daha iyi tanıyorum. Sen de ne kadar malına düşkünmüşsün ya. Bunu bir yatırım gibi düşün. At havanı. Abla. O kadınlar bana ileride lazım olacak tabii ki Caner. Hangisini satıyoruz şimdi? Şuna bak, şundaki heyecana bak ya. Hayret bir şey ya. Yemek için takı satıyoruz. Bu utanmasa göbek atacak. Göbek mi? Avamlaşma Caner. Ya bu hakikaten ütüleniyor mu? Ben ütüleyemedim, bunu beceremedim. Kendini vererek yapmıyorsun da ondan. Kendini vererek yapmıyorsun. Bu zaten fili fili bir şey. Böyle giyin bunu da. Ben yapamam. Ben daha fazla yoruldum artık ya. Bir de kuru temizlemeci de çalışacak. Alışverişin kısa sürdü. Evet ya. Ben öyle giyim kuşamla pek ilgilenmiyorum ama işte Hasan Ali Bey'i dinletemedim. Ayıp olmasın diye aldım birkaç parça bir şey. Şaşırdım vallahi. Ben bütün kadınları alışveriş tutkunu zannederdim. Yani birçok kadın sevebilir ama niyeyse ben pek ilgilenmiyorum. Bir şey soracağım sana. Siz niye Hasan Ali Bey'e başkanım diyorsunuz? Zamanında kulüp başkanlığı yapmışlığı var. Ama sonradan küstürdüler tabii. Görseydin efsaneydi. Adına yapılan tezahüratları duysaydın. Ya ne güzel. Peki sen ne zamandan beri onun yanındasın? Ben 12 yaşında falandım. Babam vefat etti. Ya. Durumumuz da yoktu. Annemize bakmakta zorlanıyordu. Başkanım sağ olsun beni yanına aldı. Okuttu. İş sahibi yaptı. Beni oğlundan ayırmadı sağ olsun. Ne güzel, çok şanslısın. Artık sen de şanslısın Cansu. Ya Emir. Ha. Şu müşterilere para almadan ürünlerini vermesen mi acaba? Baksana bakkala dönmüş burası. Bir sürü veresiye vermişsin. Ya kızım burası küçücük mahalle. Milletin ayağını alıştırmak için biraz veresiye yapacaksın. Bu. Ay senin taktiğine ya. Ya sen bırak şimdi dükkanı da. Sen dilenciye sahte para mı verdin kızım? Kul hakkı mı yedin ya? Bu nasıl bir kader be? Ay hiç sorma ya. Ya dünya şekeri zannettiğim Hasan Ali bildiğin zebani çıktı. Ya evet, ona zaten dubleş okun. O bizim Hulusi Kentmenimizdi hani. Hiç öyle bir şey yok. O adam gizli şeytan. Vallahi bak ne isterse yaptırıyor. Bir şey de diyemiyorum çünkü Çağatay'la aram bozuk. Hah bak senin tek konsantre olman gereken konu bu. Çağatay'la aranı düzelt ya. İşte artık öyle konuşmakla olmuyor biliyor musun? Bir şey yapmam lazım. Ha doğru. Aksiyon alman lazım. Bak canım, erkekleri harekete geçirmenin en kısa yolu onları kıskandırmaktan geçiyor. Doğru, doğru. Ha bak sen bu Cenk'le iş yemeğine gittiğinde ne oldu? Evliliğe yürümedin mevzu. Tamam işte bir iş yemeği daha ayarlıyorsun, kıskanıyor. Bitti gitti. Doğru söylüyorsun ama kiminle gideceğim? Aa, nasıl olacağız onu? Ya dünya kadar kast ajansı var. Sen orayı ara, bize oyuncu lazım de. Bence gönderirler birini ya. Yakışıklı seç ama. Tamam tamam ben hallederim. Sen git hayatını yaşa çık. Ya canım benim ne yapayım? Halit Canvar biliyorsun bütün zamanımı alıyor. Üstüne kaynanamla yaşıyorum. Kayınpederim desen. Sürekli bana baba dedirtiyor. Şeytan mı melek mi belli değil. Ya bir sürü derdim var benim ya. Ender'le Şayka'yı hiç saymadım bile. Baş düşmanlarım. Ne yapayım ben? Ben de insanım, her yere yetişemem ki ya. Tamam ya o iş bende. Sıkıntı yok. Ay kusura bakma, bir patlama yaşadım şu anda. Ya yok sıkıntı yok, tamam.
Aferin sana canım kankam. Canımsın. Buraya gelirken Mahmut'a ne dedin? Çaktırmasaydın. Ay size de merhaba diyoruz, çaktırmasaydın diyorsunuz. Merak etmeyin, anladım, çaktırmıyorum. Eczaneye gideceğim, sen git ben geliyorum dedim Mahmut'a. İyi bari. Anlat bakalım neler oluyor? Vallahi Mahmut bana bir yanık tabii. Bunlar Hasan Ali'nin yanında dura dura sevgiye aç kalmışlar, yazık. Bir şey öğrenebildin mi peki Cansucuğum? Adama herkes çok bağlı. Mesela Mahmut'un babası ölünce Mahmut'u yanına almış, her şeyle o ilgilenmiş. Çok tradisyonel. Hiç hoşlanmam. Herhangi bir şey dikkatini çekti mi? Bir detay falan? Yok, henüz yok. Ay bu iş bir tek sana kalırsa çok uzayacak gibi bir his var içimde. Ayol daha iki gün oldu eve gireli. Dikkatli davranmazsam adam almayacak zaten, tilki gibi bir şey. Yani doğru söylüyor. Sen yine de bu mazlum rolüne devam et. Her zaman çalışır. Bugün evde biri olacak mı? Yıldız geliyor. Tahmin etmiştim sizi arkadaş etmek isteyeceğini. Arkadaş olsunlar zaten. Belki ağzından laf alırsın. Bu arada bizim müsait bir zamanda o eve girmemiz şart. Kimsenin evde olmadığı bir zamanı kolla ve bize haber ver, olur mu? Delirdiniz mi siz? Adam sizi yakalarsa ne olacak? Onu hiç düşündünüz mü? Biz yakalanmayız Cansucuğum, sen merak etme. Ama oldu da olmaz ya. Yakalandık, asla seni ele vermeyiz. Bravo. Senin gözden kaçırabileceğin bir takım detaylar olabilir. Bizim o eve şahsen girmemiz şart. İyi tamam, denerim. Ama eğer Hasan Ali beni kapının önüne koyarsa o alacağım parayı yine de alırım ona göre. Sen parayı dert etme. Orası kolay. Sen bize haber ver sadece. Okey? Okey. Nice. Aç değilsin değil mi? Çok memnun oldum. Ay ben de canım. Ne kadar güzelsiniz. Ay çok sağ ol gel öpeyim. Seni ya kanım ısındı sana vallahi. Kusura bakmayın, onca işin gücün arasında böyle kalktınız benim yüzümden buraya geldiniz. O kadar mahcup oldum ki. Ay yok canım, ben zaten çalışmayı sevmiyorum. Bütün gün evde oturuyorum, bana da değişiklik oldu. Yani ne bileyim, beni zorla bir yere yollasalar pek istemeden giderdim. Zaten öyle sosyalleşmeyi de pek beceremiyorum. Ben sana yardım ederim canım. Teşekkür ederim. Nasıl? Bu eve alıştın mı? Çağatay bahsetti senden. Ha evet, o da sağ olsun, ne kadar efendi ya, ne kadar kibar biri. Siz de yeni evlenmişsiniz, hayırlı uğurlu olsun. Ay sağ ol canım benim. Biz şimdi Çağatay'la, onun eski bir evi varmış yalısı. Orayı yaptırdı, oraya geçtik, orada yaşıyoruz. Sen istediğin zaman bizim eve gelebilirsin. Annem de bizle yaşıyor, kaynanam da var. Ha. Kaynananız sizle mi yaşıyor? Evet, kaynanam hem yaşıyor hem bizle yaşıyor. Anlaşabiliyor musunuz peki? Yani ben çabaladım ama olmayınca olmuyor. Yani pek anlaşıyoruz diyemem. Dersem yalan olur. O zaman çok kolay gelsin. Sağ ol canım. Ama Hasan Ali Bey, yani başkan çok başka biri. Gerçekten onun hakkını nasıl öderim hiç bilmiyorum. Öyle. Bizim için yer ayarlamış. Öğlen yemeğine gidin dedi. İstiyorsan gel sohbetimizi orada devam edelim. Tamam olur. Hadi gel canım. Ay gidelim de bir yemek yiyelim ya. Ne yesek acaba? Ben çok kilo aldım da son yıllarda. Estağfurullah. Eskiden daha zayıftım. Haliççan'dan sonra veremedim. Hep canım ekmek falan istiyor. Evet aslında bu yemeği ödül töreninin hemen akabininde organize etmek istedim ama bir sürü aksilik oldu. Olamadı bir türlü. Bugüne kısmetmiş Ender'cim. Ne yapalım tebrikler artık. Tebrikler. Ay, çok mersi. Sağ olun. Çok mersi. Aa, bu arada Şahika benim şirketteki ortağım. Belki tanıyorsunuzdur. Sizlerle tanışmak istediği için o da gelmek istedi. Merhaba, ben de çok memnun oldum. Biz Ender'le ortak olduktan sonra iyice yakınlaştık. Çok yakın dost olduk. Aysun Hanım, bu arada sizin eşinizle tanışıyoruz galiba. Kendisi sanayiciydi değil mi? Aa, evet öyle. Çaykacığım, bu arada Aysun da kendi makyaj markasını çıkardı. Çok da başarılı oldu. Hepimiz sürüyoruz rujlarımızı. Harika, çok güzel görünüyor. Yere bakayım bari. Güzelmiş değil mi? Öyle mi? Harika. Pembeye bayılıyorum. Her şeyle kombinleniyor. Bak, Yılan Akademisi yemekte. Kim bunlar? Evet, bunlar benim baş düşmanlarım, gel.
Bu markanız. Harika durmuş. Ben şimdi gidip bunlarla bir konuşayım. Sen geç, şu sol taraf boş, geliyorum hayatım. Ne diyorduk? Çok beğenerek kullanıyoruz, biliyor musun? Aa Ender, nasılsın? Yıldız, ne haber? İyiyim canım, şahika. Yıldızcığım. Hanımlar. Tanıştırayım seni. Ay yok canım, ben hepsini tanıyorum. Zaten dernek başkanlarıydım onların. İyi misiniz, nasılsınız? Yıldızcığım, uğramıyorsun artık derneğe. Nasıl uğrayayım hayatım, biliyorsun küçücük bebeğim var. Evlendim tekrardan. Yalı döşüyorum, çok işim var ya. Bir gün siz geçerken uğrayın bana, hemen şurası. Peki siz niye burada toplandınız? Biz Ender'in yılın iş kadını olmasını kutluyoruz Yıldız. Ayol yıl bitti ya. Hala mı o muhabbet? niye evinde vermedin bu yemeği? O da olur inşallah bir gün. Yani böyle organize edelim dedik. Siz Şayka ile beraber yaşıyordunuz değil mi? Ben öyle biliyorum. Aa öyle mi? Yok öyle değil. Yani bir iki günlüğüne misafir olmuştum ama kendi evimi rönöve ettirdiğim için. Neredeydi senin ev Ender? Ne dedin canım? Nerede oturuyordu yani, semt neresi? Bebek. Bebek. Ha, sen? Ulus. Ulus. Anladım. İyi o zaman. Söz verdin sayıyorum. Hanımlar, yemeğe gidiyoruz Ender'e. Güzel olur. Neden olmasın? En kısa zamanda yaparız öyle bir organizasyon tabii. Not ettim, ben bunu hatırlatacağım sana. Hadi görüşürüz, iyi yemekler. Görüşürüz. Bay Yıldızcığım. Ay ne kadar kalitesiz bir kız yarabbim. Bir öğrenemedi yalnız böyle renk kombinasyonlarını. Şimdi bu kıyafete oruj mu sürülür? Sende kesinlikle mükemmel renkler vardı. İyiniz de çok güzelmiş Asuman abla, tam sizin tarzınız. Bayıldım. Güzel oldu. Güle güle oturun. Sağ ol Sedra. Ha, geldi Yıldız. Oo. Zehra Hanım, polisler de yolda geliyor herhalde. Polis yok ya. Aa, ne polisi? Gel konuşalım sakin hadi. Of, iyi. Anlat, dinliyorum. Yıldız, Feride cadısı çıktı, tamam mı? Ben mutfaktan onu gözleyeyim. Gelirse bana haber veririm. Siz bir konuşun. Hadi geç. Evet Zehra, ne var? Anlat, dinliyorum. Şu var. Ben şöyle düşündüm. Sen beni affet. Ben de sen ne istiyorsan onu yapayım. Ha? Ne isteyeceğim ben senden ya? Annenin bayağı iyi bir fikri var Yıldız. Ay bayılacağım şimdi. Annemin de fikirleri bitmiyor. Evet bitmiyor. Şöyle düşündük biz. Diyorum ki ben gideyim Feride Hanım'la konuşayım. Ve senin masumiyetine onu inandırayım. Senin ne kadar böyle tatlı pamuk şeker gibi bir insan olduğunu anlatayım bana. Ha? İyi gidiyorsun. Evet. Anlat bakayım. Evet. Yani sonuçta seni şikayet eden insanın ben olduğumu biliyor. Değil mi? Derim ki beni kandırdılar. Bana türlü yalanlar söylediler. Oyunlara getirdiler. Ben de gaza geldim. Gittim şikayet ettim. Derim zaten öyle de oldu. Seni ciddiye alır mı? Diyelim ki aldı. Sen beni affeder misin? Affederim. Bu işi hallet, affedeceğim. Tamam, hallettim ben bu işi ya. Hallettim bil. Oldu bile. Annem de ağzıyla ne güzel plan yapıyor, görüyor musun? Çakal. Çakal. Neyse, çok samimi olmayalım. Daha halletmedin. Ha Yıldız, adamımızı buldum. Şahane bir yardımcı oyuncu. Tamam mı? Parayı peşin istedi. Kasadan aldım, hesabına yolladım. Bitti gitti. Hay aklında bin yaşa Emir'cim. İnşallah işe yarar. Sağ ol. Bu arada yarın başka bir işimiz daha var. Yapma ya. Evet canım. Hem kötülere karşı savaşacağız hem de çok eğleneceğiz. Ben sana yapacaklarını mesaj atacağım. Bekle sen. Tamam peki. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yıldız ne oldu? Zehra Feride ile konuşacak mı? Konuşacak anneciğim. Sen geç otur. Ben sana başka bir şey anlatacağım. Şimdi sen benimle bir iş yemeği için buluştun, tamam mı? Tamam. Tam olarak hangi işi yapıyorum peki? Holding sahibi ol. Ya holding sahibinin ne işi var kuru temizlemeciyle ya? Senin restoran zincirin olsun. Olsun. Peki kaç yaşındayım? Kaç yaşındasın? 32. Tamam 32. Eşim zaten niye sorsun sana yaşını? İşinizden dolayı değil. Bakın oyuncu personası diye bir şey var. Benim karakteri hissetmem, yaşamam lazım. Ne? Yani kaç yaşında hissediyorsan o yaşta ol, ne diyelim yani. Peki Amerika'da mı eğitim gördüm yoksa alaylı mıyım? Ailemdeki kişiler nasıl insanlar? Sıfırdan mı bugüne geldi? En sevdiğim renk hangisi? Veya ilkokul öğretmenimin adı? Yahu biz bu kadar teferruatla niye uğraşalım canım?
Sen şu anda cebinde büyük bir iş teklifiyle yemeğe gelmiş bir iş adamısın işte. 3-5 cümle kuruver. Aynen öyle. Diyaloglu figüran gibi düşün, tamam? Zaten verdiğiniz para da anca ona yatıyor. Ay. Neyse, hadi bakalım. Hah. Çağatay oğlum, hoş geldin. İyi akşamlar Asuman Hanım. İyi akşamlar. Açsan oturalım, yemek hazır. Annen hala yukarıda ama. Yıldız nerede? Ha, Yıldız çıktı. Çıktı mı? Nereye çıktı? Bir adam aradı, onunla çıktı. İş yemeği falan gibi bir şey herhalde. Adam mı? Ne adamı? Vallahi bilmiyorum. Yemeği beklemeyin dedi. Ha. Ben bir arayayım. Hah, arıyor Çağatay. Dur, biraz bekleteyim de iyice sinirlensin. Ya da açmayayım ya. Açmadı. Asuman Hanım, bu adam kimmiş, bilginiz var mı? Ay yok, hiç bilmiyorum. Peki nereye gitti bunlar, onu biliyor musunuz? Ay oğlum vallahi bilmiyorum, hiç detay vermedi. Ha. Anladım. Ha, arıyor ama biraz geç açayım, iyice gıcık olsun. 1, 2, 3, 4. Açıyorum. Çağatay'cığım şu an hiç müsait değilim. Sonra ararım ben seni. Neredesin sen? Yemekteyim. Yıldız, ne yemeği akşam akşam ya? Haber de vermedin. Ya iş yemeği Çağatay'cığım ya. Çalışan bir kadınım ben. Bak, beni sinirlendirme, eve gelemem. Gelemem eve filan. Hem sen zaten bana uzak davranıyorsun. Ben de işime tutunuyorum ya. Yani bırak da iş yapayım en azından. Neredesin? Ya bizim evin orada bir restoran var ya, Marina'nın solunda kalan. İşte oradayım. Ay neyse, kapatmam lazım şimdi Çağatay. Sakın gelme. Ha, ne diyor, geliyor muymuş? Birazdan geliyor Asuman Hanım. Birazdan geliyor. Kesin geliyor şu anda. Net. Oyunculuk var. Emir'cim, sen uza canım hadi. Aynen öyle. Dayak falan yemem değil mi? Yok yok yok, abartmazsan yemezsin. Hiç öyle bir insan değil. Yani birazcık tartaklarsa da biz veririz farkını. Tabii. Hadi kolay gelsin. Hadi canım, bay. Hadi bakalım. Nerede bu yemekler ya? Bak, kocam geldiği zaman hadi gel eve gidiyoruz falan deyip beni kaldırmaya çalışırsa sen diyeceksin ki biz burada çok önemli bir iş konuşuyoruz. Falan falan, bayağı uzun cümle var. Hani ben diyalogda figürandım? Al sana diyalog işte. Ama bu cümleler çok uzun, bu oyunculuğa girer. Ha, öyle mi canım? Kısalt söyle o zaman. Sanata olan sevgimden ve aşkımdan dolayı mesleğimi icra edeceğim. Merak etmeyin. Sanata olan sevginden soyunmazsın inşallah. Ya abarttın ya. Senin yüzünden sanatçılardan soğuyacağım. Geliyor, geliyor. Bizim kuru temizleme makinelerimiz 2021 yılı Yıldız. Ne işin var senin burada ya? Toplantıdaydık biz. Yıldız, seni eve götürmeye geldim. Kalk gidiyoruz hadi. Ay olur mu hiç? Hiç konuşuyoruz. Bak tanıştırayım. Alp Bey, Çağatay kocam. Merhaba kardeşim. Durumun seninle bir alakası yok. Kusurumuza bakma. Yıldız, kalk gidiyoruz hadi. Biz de çok önemli bir toplantı içindeydik. Şirketimizin geleceği Yıldız Hanım'a bağlı. Şirketinizin geleceği Yıldız'a bağlı. Pardon, siz ne işle meşgulsünüz? Hayatım, ben şu anda kuru temizleme işi bağlamaya çalışıyorum. İzin verirsen. Yıldız bak, benim sinirim tepeme çıkmaya başladı. Kalk gidelim eve hadi. Hem bana soğuk davranıyorsun, hem işimi yaptırmıyorsun. Ne yapacağım ben, söyler misin? Aranız kötü mü? Ayrılacak mısınız? Sen yorum yapma kardeşim. Yorum yapma sen. Ama bakın beyefendi, bir saniye. Böyle kaba kuvvete başvuracaksanız böyle olmaz. Bu hanım özgür bir kadın. Dilediğince hareket edebilir. Siz buna karışamazsınız. Bak, ben sana yorum yapma dedim. Bak, bu karı koca arasındaki mevzu, karışma sen. Ama soğuk davranıyormuşsunuz. Ay tamam, terslik olmasın, ben kalkayım. Çağatay'cığım hadi. Şey yaparız sonra. Beni arayın lütfen. Bak ben susuyorum. Sen birazcık daha konuşmaya devam edersen bu işin sonu hastanede tamam. Bitecek. Tamam, ben de susayım. Tamam. Gel. Annem, günaydın. Ay canım benim, günaydın. Saat 9. Gitmedin mi sen daha? Çıkacağım birazdan. De sen hayırdır, nereye? Ben Zehra'ya kahve içmeye gidiyorum. Dün akşam telefon etti. Zehra?
Evet. Herhalde baban kocasına söyledi. Ha ben de şaşırdım. Yani pek babamlık bir hareket değil bu. Bence de hiç değil ama artık şimdi gitmesem de olmaz da şu diziye takıldım. Bu saatte dizi mi var ya? Ya günlük dizi işte. Öyle izliyorum ben bunu. İyi tamam. Hadi görüşürüz anne. Görüşürüz hadi hayatım. Evet hallettim abi. Bir problem olmayacak. Gerçekten. Ne oldu? Seni de sardı benim değil mi? Hiçbir daha. Benim tek sıkıntım o pislikle. Biletimi kestiğim anda. Anne bu adam kim? Aileyle kavuşacağız. Ha bu kötü adam. Arada bir çıkıyor. Herkesi öldürdü şimdi kızı da esir aldı. Bu bölüm aslında çok heyecanlı da bırakamıyorum. Anladım. Oyuncu yani. Gerçekten davetimi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Yıldız'dan çok duydum, çok dinledim sizi. Artık kısmet bugüneymiş. Yıldız'dan duyduysanız hiç güzel şeyler duymamışsınızdır. Yoo, gayet güzel şeyler duydum valla. Gerçekten çok seviyor Yıldız sizi. Hep böyle çok mutlu överek bahsediyor sizden. Öyle mi? Yıldız'la pek geçinemiyoruz da. Yok yok, gerçekten. Bence Yıldız sizi çok seviyor. Ben Yıldız'ı çok iyi tanırım. Biz yıllarca aynı evde yaşadık Yıldız'la. Hı hı. Onun için mi peki babanızı öldürdüğünü düşünüp tutuklattırdınız? Onun için değil. O öyle olmadı yani bir yanlış anlaşılma oldu. Ben size şöyle açıklayayım. Bu Şahika'nın kötülükleri yüzünden oldu hep. Geldi bana yalanlar söyledi, beni kandırdı. Ben de depresyondaydım babamın ölümünden dolayı. Kanı verdim. Yoksa yani melektir Yıldız. Şahika şeytan olan. İnanmadınız. Değil mi? Aslında haklısınız da inanmamakta ama gerçekten. Yıldız suçsuz yere benim yüzümden, bir yanlış anlaşılma yüzünden o hale geldi. Yoksa bu kız çok iyi bir kızdır. Ağzı var, dili yok, bir insan. Düşünün ben gittim bu kızın ilk kocasıyla evlendim, hiçbir şey söylemedi. Ne? Ne? Ay bir dakika anlayamadım. Yıldız'ın ilk kocası da mı var? Şey ya, onun ilk, benim ikinci kocam. Öyle bir sistem düşünün. Ay bana bir su verir misiniz lütfen? Tabii. Teşekkür ederim. Çok da kötü olmayın ya. Yani aile sırları, paylaşım. O yüzden anlattım. Gel bakayım sen buraya küçük sefil fare suratlı seni. Ya ben sana kaç kere söyleyeceğim daha bu bahçede oynama diye. Yapmayın çocuğum ya. Patlatacağım bu kapı yemin ediyorum. Oğlum yapma sana. Evet neredeyse geldik. Bakın bu turumuzun en cafcaflı kısmı. Kayıttayız değil mi? Bakın şurası. Ne var bu evde Yıldız? Hayatım sirk gibi düşün. Gel bak. Bunları kaç saat elimle çitiledim biliyor musun? Ay Allah'ım yarabbim. Merhabalar. Hayalimden bile daha güzel yakalandınız. Ender? Yılın iş kadını ve yardımcısı ev işleriyle meşgul. İnanmıyorum Ender sen burada mı yaşıyorsun? Hayır. Endercim niye yalan söylüyorsun bebekte oturuyorum diye arkadaşlarına? Yalan söylemiyorum. Biz bir akrabamızı görmeye geldik. Daha doğrusu Ender'in akrabasını. Biz de yedik. O yüzden mi ipe dizdiniz bütün seksi kıyafetlerinizi? Uzun kalıyorsunuz herhalde. Ay aslında var ya tebrik etmek lazım. Sen buralarda otur, yılın iş kadını ol, işi gücü başar bir de üstüne pahalı pahalı davetler, yemekler ver 3 kuruş paranla. Vallahi bravo. Yalnız niye sakladın ya? Ne gereği vardı yani? Çekiyorsun değil gerçekten mi? Ne gerek vardı buna? Ya siz bir gitsenize. Hadi. Ruh hastası bunlar. Hadi hadi fazla hadi konuşalım. Hadi hayatım siz Gülüyor. Gidin utandırmayalım bunları. Hayatının hatasını yaptın Yıldız. Gül gül Yıldız. Sonra olacaklardan biz mesul değiliz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Siz misiniz beni kayınbabamın davetinde rezil eden? Ben size davetiyeni yapacağım. Sosyete sizi konuşacak. Çektiler hepsini. Üstelik sizin bu kayıtları silecek. Kayınbabanız da yok. Defol git şimdi elimden bir kaza çıkacak. Elimizden bir kaza çıkacak. Daha beter olun inşallah. Defol. Ne diyorum şişleyeceğim. Kızlar bekleyin. Ya üşenmemiş kadınları tur düzenliyorum deyip buraya kadar getirmiş ya ruh hastası. Ama bir şey yapacağı belliydi. Yalnız kabul edelim güzel hareket. Caner. Heh. Yemin ediyorum. Abla dur elinde çay var dur. Gideceksin beni bir gün.
Abla sen de ne bekliyordun ki yani? Ne bekliyordun? Kızın sesini kaydettiniz, gittiniz, yedi düvele dinlettiniz. O da buraya 3-5 kişi getirmiş işte. Bence ödeştiniz, tamam. Yok öyle ödeşmek. Ödeşmek öyle olmaz. O görecek ödeşmeyi. Bir dakika, bir dakika. Biz işimizi, gücümüzü bırakıp bu salak yıldızla uğraşmayacağız, değil mi? Çünkü ben sıkılırım. Altında mı kalacağız bunun Şahika? Kalmayacağız ama bizim asıl hedefimiz Hasan Ali'yi alt edip şirkete geri dönmek. Yani Yıldız'a yine kötülük yapalım, yapmayalım demiyorum ama asıl hedefimizi unutmayalım. Yani bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi de abla haklı bence. Caner. Hiç öyle bakma, hala sevmiyorum seni. J'adore. Boş konuşmayı bırakın ya. Evet, Hasan Ali bizim esas hedefimiz olabilir ama Yıldız'ı unutmayacağız. Hatta hepsini bir pakette mahvetsek keşke. Umarım yarın takacağımız kamera buna vesile olur. Umuyorum. Eve nasıl gireceksiniz acaba? Çok merak ettim. Aa, Caner'cim. Onu da düşündük, onu da. Oho, baya baya organizasyon tamam yani, ha? Cansu kopyasını çıkardı. Annesin değil mi evde? Hiç kimse olmadığında bütün ışıklar açık. Cansu öyle dedi. Nereden başlayalım? Bence evin her tarafını arayalım. Belki işimize yarayan bir şey buluruz. Çalışma odasından başlayalım. Bir daha bu herifle konuşturmayacaksın beni Seda'yı. Aa, ya ararsa tamam diyeceksin, müsait değil diyeceksin benim başkanım. Hanif koştu. Konuştu da konuştu, konuştu da konuştu. Madem yapamayacaksın, ya defol git. Tamam başkanım. Ama kabahat bizde. Biz yüz verdik ona. Bak sinirim katana çıktı gene. O kadar uyardık. Yapıyorsa yapsın. Yapmıyorsa bitir işini. Bitir. Olacak iş mi başkanım? Siz isteyeceksiniz de yapmayacaklar. Ben halledeceğim, merak etmeyin. Hallet, hallet. Ya burada bir koku var Seda'ya. Ne kokusu başkanım? Adın kokuyor. Parfüm kokusu var. Sen duymuyor musun? Bunun mu dıkalı? Yok başkanım, almadım ben kokuyu. Anladın mı? Seda'ya sen gel bakayım. Gel, gel, gel. Seda'yı yoksa sen mi sürüyordun? Başkanım tövbe, ben sürmedim. Neyse. Neyse, hadi gidelim, hadi gidelim. Adamın acımasızlığını gördün mü? Yok işini bitirelim demeler. Yok paketleyelimler filan. Ben sana söyleyeyim, o adam bizim tahmin ettiğimizden çok daha kötü ve tehlikeli. Ay, dün belki lafın gelişi öyle demiştir. Ayrıca bazen birilerini sepetlemek gerekebilir. Sen tabii doğuştan katil olduğun için şu söylediklerimi üzerine aldın. Alma canım, rahat ol, sana söylemedim. Ben hiç üzerime alınmadım zaten. Asıl sen rahat ol. Bir şey yok ya. Ne bir hard disk, ne bir evrak. Ya ilk seferden bir şey bulamayacağımızı biz de biliyorduk. Buralara iyice baktın mı sen? Baktım. Sadece mürekkep. Tabii kan değilse. Kamerayı nereye koyacağız, sen onu söyle. Bence şuraya yerleştirelim. Odanın tamamını görür. Okey. Diğerini? Yatak odasına. Emin misin? Niye? Birden soyunurken gözümde canlandı da. Ay derde bak. Sen bakmazsın olur biter. Benim telefonuma bağlarız, ben izlerim. Bence yine de salona koyun. Sen bir dahaki sefere bu kadar parfüm sıkma yeter. Az daha yakalanıyorduk. Bana topuklu ayakkabı giymedi ama parfüm sıkma deme. Olmaz, sıca ayaklarımda böyle bir şey. Şuraya koyuyorum o zaman. Orada var. Senin yüzünden az daha Hasan Ali'ye yakalanıyorduk Cansu. Ya kusura bakmayın, telefonumun şarjı bitti. Ama eve gelir gelmez şarja taktım, mesaj attım. Gördünüz mü? Gördük ama artık çok geçti. Bak Cansucuğum. Bu yapmaya çalıştığımız şey sandığın kadar basit değil, tamam mı? Hasan Ali bizi yakalasaydı sonumuz hiç iyi olmayabilirdi. Ya bu tür durumlarda iki elin kanda bile olsa bize haber vereceksin. Ama sonuç olarak hallettiniz değil mi? İyisiniz yani. Hallettik de halledemeyebilirdik Cansu. Yani çok büyük bir şey atlattık ve bu senin yüzünden oldu. Yani kusura bakma ama bundan sonra çok dikkatli olmak zorundasın, okey? Tamam, umarım bir daha böyle bir şey tekrarlanmaz. Kameraları yerleştirebildiniz mi? Evet. Nerelere koydunuz?
Evin her tarafına koyduk. Ne yapacaksın nerelere koyduğumuzu ya? Alakasız bir yere koyduysanız bari adamın kahvesini orada verdiririm diye sordum. Allah Allah. Bu nedir ya? Bir şarjım bitti diye benden şüphelenmeye mi başladınız? Anlamadım yani. Cansucuğum, şüphelenmek bizim işimiz. Yani bundan sonra güvenimizi sarsacak herhangi bir şey yapmazsan seviniriz. Yani senin iyiliğin için söylüyorum. Söz veriyorum, bir daha tekrarlanmayacak. Okey canım, görüşürüz. Bye bye. Kızdan işkillendin değil mi? Hayır ama her yaptığımız şeyin en ince detayına kadar bilmesine gerek yok. Çok bilgi insanı şaşırtır, yanlış yollara iter. Gecenin son aforizması da geldiğine göre iyi uykular dilerim. Bana bak, bu kamera kaydediyor değil mi? Yani uyurken bir şey kaçırmayalım. Ay, illa patronluk taslayacak. Kaydediyor, kaydediyor. Okey. Bonsoir. Bonsoir mı? Ben ne dedim sana Seda'yı? Başkanım ben. Tesbih lafı mı? Benim dediğim olacak. Dedim mi, demedim mi? Başkanım dediniz ama. Aması maması yok. Herif bizim çok işimizi halletti. Her şeyimizi biliyor. Bir konuşursa hapsi boylarız. Biliyor musun? Biliyorum başkanım. Ama siz merak etmeyin. Konuşamayacak. Ben o işi hallettim. Sadai. Hallettin demek. Evet başkanım. Ama Sedai, şimdi benim sırrımı bilen iki kişi var. Biri sen, biri ben. Başkanım. Bir laf vardı, neydi? Bak çıkaramadım şimdi, dur bakayım düşüneyim. Bilmiyorum başkanım, hangisi? Hah, buldum Sedai. Allah. Ne o elindeki? Anlamadım ki. Allah. İki kişinin bildiği sır değildir Sedai. Başkanım. Başkanım. Allah. Allah. Celal. Vurdu adamı. Ay adamı gözümüzün önünde vurdu ya. Ben bir daha kendime gelemem. Ay Celal, bu nasıl bir adam? Ay katil bu ya. Ne oldu, ne bağırıyorsunuz ya? Ay. Şahika baksana adama. Katil katil. Kim bu, Sedai mi? Sedai, Sedai. Ha. Evet, vefat etmiş. Aa, şimdi bir el daha ateş etti. Caner! Kesin ölmüştür. Ay. Hadi gözümüz aydın. Allah rahmet eylesin. Ya Sedai öldü. Evet, tamam anladım. Ne yapayım Caner'cim? Lokma mı dağıtayım, helva mı kavurayım, ne yapayım? Ya abla, bu ne soğukkanlılık ya. Kadın bizi de öldürecek bak, ben fena oldum. Dur Caner dur. Odama gidiyorum, yok bir şey değil. Dur Caner dur. Hayır. Caner. Ay Allah'ım. Resmen vurdu adam ya. Aa. Çağatay'ım. Aşkım niye erken geldin? Bizim şirketin reklam filmi görüşmeleri vardı da baktım uzuyor. Ben de evde devam ederiz dedim. Hadi ya, şu televizyonda yayınlanan reklamlardan mı? Hem televizyonda hem de internette yayınlanacak. Hadi ya, ben oynasaydım ya. Şaka yaptım, kayınbabam kızar. Hah bak, oyuncumuz geldi. O zaman siz iş konuşacaksınız, ben sizi yalnız bırakayım. Yok yok yok, dur. Senin tanışmanı çok istiyorum. Aa niye? Çok mu ünlü? Bayağı ünlü. Kıvanç Tatlıtuğ mu yoksa? Vallahi düşer bayılırım. Yani onun gibi bir şey. Ay. Hoş geldiniz. Merhaba. Alp Bey, oyuncumuz. Gerçi siz daha evvelden tanışıyorsunuz. Merhaba. Sizin işler battı herhalde.
Oyunculuğa mı başladınız? Oyunculuk. Buyurun. Randevunuz var mı? Öf. Yine aynı şeyleri konuşmayalım. Randevumuz yok. Buna ihtiyacımız da yok. Sen de bizim kim olduğumuzu çok iyi biliyorsun. Hasan Ali Bey'in kesin talimatı var. O zaman Hasan Ali Bey'i ara ve kendisiyle hayati bir konuda konuşmamız gerektiğini söyle. Bekleyin. Ben giriş güvenlikten Burak. Seda abiyle görüştürür müsünüz beni? Seda gelmedi bugün. Ne oldu? Ender ve Şahika Hanım geldi. Çok önemli bir konu olduğunu söylüyorlar. Başkanla görüşmek istiyorlar. Tamam, alabilirsin. Anlaşıldı. Buyurun, geçebilirsiniz. Merci. Oha. Gel. Aman efendim, aman efendim. Kimleri görüyorum? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çay! Hayır. Ama siz bizi gördüğünüze bayağı sevinmiş gözüküyorsunuz. Evet, çok sevindim. İki güzel hanım. Gözüm, gönlüm açıldı. Sevinciniz kursağınızda kalacak maalesef başkanım. Yani kötü bir haber mi var? Sizin için bayağı kötü bir haber Hasan Ali Bey. O zaman ben kötü haberi dinleyeyim. Buyurun. Olan şu. Siz bir katilsiniz. Ve biz de bunu biliyoruz. Değildir Sedai. Başkanım. Hayır, hayır. Ha. Bakın, bu gerçek değil. Aa. Değil. Size hiç yakışıyor mu buna gerçek değil demek? Yani utanmasanız fotomontaj diyeceksiniz Hasan Ali Bey. Sizden daha akıllıca cümleler beklerdim. Beni şaşırttınız. Tahmin edersiniz ki bu görüntülerin kopyaları elimizde mevcut. Ve siz istediğimizi yapmazsanız bu görüntüleri polis de izleyecek. Ne oldu, bir sessiz kaldınız? Ne istiyorsunuz hanımlar? Hakkımızı. Bizden zorla aldığınız hisselerimizi geri istiyoruz Hasan Ali Bey. Hisseler kolay. Yalnız bu işi polise intikal etmeden halledebiliriz. Çünkü burada bir yanlış anlaşılma var. No. Yanlış anlaşılma yok ve siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden şimdi burada hemen bu imzalar atılacak ve biz hisselerimizi geri alacağız Hasan Ali Bey. Eğer kabul etmezseniz hayatınızı kodeste, pardon, hapiste geçireceksiniz. Tabii bunun için de bir 10 dakikanız var Hasan Ali Beyciğim. Ofum. İzninizle telefon alalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Mahmut, bak beni dinle. Hemen avukatı ara. Evet, hisse devri yapılacak. Bütün evrakları hazırlayın. İşte Ender Hanım'la Şahika Hanım'a. Evet, evet. O zaman onların imzalayacakları evrakları getir. Demek ki neymiş Hasan Ali Beyciğim? Her kuşun eti yenmezmiş, değil mi? Haklısınız, doğru. Gel. Başkanım. Sedai.
Ender Hanım. Demek ki neymiş? Her kuşun eti yenmez imiş. Yani bu kadar düşmanımın arasında yemin ediyorum sizin çıkacağınız hiç aklımdan geçmezdi. Yani büyük cesaret. Ama ben akıllı çobanım. Yani kurt havadan gelecek diye köpeği süt üstü yatırıyorum. Velhasılı kelam. Sizleri alkışlarla çıkışa doğru uğurluyorum. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Ben bunu hep yapıyorum. Bu ilk defa değil ki hanımlar. Sıkın, bir dakika dokunmayın bana. Dokunmayın, ben kendim çıkarım. Çekilin. Ya, bırak beni. Bırak. Çekil şuradan. Bırak, bunun hesabını vereceksin. Bırak beni sen.